Nana! Vah, zavallı nanacık. Ne oldu canım sana böyle? Şoker! Beni neden buraya kapattılar? Şoker! Bana Anıl de bebeğim. Sendin o. Evet. Ama şekerim, bunun bir önemi yok artık. İnsan olma düşün elinden alındı Nana. Yazık. Hem de 50 yıl dipsiz kuyudasın. Çok üzgünüm. Şoker, bu söylediklerin doğru mu? Evet, evet, evet. Ay, sevinçten kalbim sıkışıyor. Nana, sana kötü bir haberim daha var. Dur, seyret. Bak, bak. Kimseye bir şey demedi mi bu kız? Geminin battığını görünce çekip gitti herhalde. Bizim nanamız öyle şey yapmaz. Nerede öyleyse? Böyle haber vermeden çekip gitme huyum vardı. Maalesef evet. Nana bizi bırakıp gitmez. Böyle konuşmayın. Tamam canım, tamam. Kötü günde yanımızda olmak istememiş olabilir. Belki de bunu aldı. Boş verin siz. Hadi yemeğinizi yiyin. Makbul Hanım ne yaptı acaba? Arsayı bir hemşerisine vermiş. Yarın parayı alıp gelecekmiş. Çocuklar, nananız şu yaşlı kadın kadar olamadı. Çok üzgünüm nanacığım. Böyle olsun istemezdim. Bu durumu ben bile beklemiyordum. Kalıp seninle sohbet etmek isterdim ama işim var. Daha gidip insan olma dileğimi söyleyeceğim. Selamını söylerim ince konseye. Bye. Şoker. Lütfen, lütfen yüce konsey başkanım. Bu verdiğiniz ceza çok ama çok ağır. Kulina, kuralları biliyorsun. Sihir gücünü kullanarak para kazanması çok yanlış. Evet, biliyorum ama bir şeyler yapamaz mısınız? Kulina, bunu bize teklif ettiğini duymamış olalım. Şimdi gidebilirsin. Ama çok saygıdeğer konsey üyeleri, sizden küçücük bir ricam olacaktı. Şu benim insanlık işini diyorum. Hani eğer sizce de uygunsa, hazır kadroda açılmışken, değil mi yani? Nasıl olur acaba? Lütfen. Kesin Nana'nın başına bir şey geldi. O bizi bırakıp asla gitmez. Hı hı. Hele böyle bir durumda. Yani. Ama gel de bunu babama anlat. Nana bir an önce insan olsa da bu dertlerimiz bitti artık. Çocuklar. Kulina. Kulina, Nana kayıp. Evet. Akşamdan beri evde değil. Hiç haber alamadık. Hı hı. Çocuklar, Nana kayıp değil. Oyuncaklar dünyasında. Ne yapıyor orada? Şimdi senin yazlıktan gelecek parayla evin durumunu kurtarırsak ofisi zaten çözdük. Makbuş'un arsadan da Volkan'ın evinin bir kısmını kurtarıp kredi çekelim ki tekrar tekrar taşınmasın çocuk. Çok iyi düşündün. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Belgin Hanım. Gelin gelin. Biz de babamla ne yaparız diye düşünüyorduk. Gelin şöyle masaya. Hadi. Siz de akıl verin. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Muhasebeciyi bulamadılar değil mi? Nerede? Volkan söyleyince nasıl üzüldüm anlatamam. Volkan asla kabul etmeyeceğinizi söyledi ama...
Ben ısrar ediyorum. Borç olarak. İşten kazanınca geri ödemeniz koşuluyla veriyorum zaten. Almazsanız çok kırılırım. Sağ ol kızım. Çok teşekkürler ama... Aa, hayır, lafını kabul etmiyorum lütfen. İnsan zor zamanlarında dostunu düşmanını anlıyor işte. Nana nerede? Yok. Nasıl yok? Kimseye bir şey söylemeden gitmiş. Ay canım, yani alışverişe falan çıkmıştır. Döner. Ama dönmese daha iyi. Baktı durumlar kötüledi, kayboluverdi tabii ortalıktan. Hı? Hakan, bu kızın iç yüzünü ne zaman göreceksin? Yok canım, Nan öyle şey yapmaz. Mutlaka çok önemli bir şey çıkmıştır. İşte böyle çocuklar. Maalesef Nana asla yapmaması gereken bir şeyi yaptı. Konsey başkanına ağlayıp yalvarmaktan ağzım gelip kurudu ama nafile. Ama babamın bizim iyiliğimiz için bunu yapmış. Bir seferliğini affedemezler mi? Ne yani? Nana hem insan olamayacak hem de onu bir daha göremeyeceğiz, öyle mi? Buna inanmak istemiyorum. Kötü bir kabus gibi. Kulna, sen her zaman bir onu bulup onu kurtarıyordun. Bu defa da kurtarırsın belki, ha? Şeyler yap, bizi anasız bırakma. Babama yardım etmek için bu suçu işledi. Ne olur konseye söyle. Ah çocuklar, ah keşke bir şey yapabilsem.